Balayı bilemiyorum artık daha. Mümkün değil. Evde bir kere senin şeyin yok. Aynen. Hiç. Süper değil. Sorsana bana. Tamam. Su da buradan öndeyim. Hava. Havanın. Mülkiyetinde bir alan burası. Burada iki konsept var bizde başkanım. Expo'yu iki alanda yapıyoruz. Bir tanesi Antakya Defne, bir tanesi İskenderun Arsus. Bizde biliyorsunuz Hatay'da şey var. Amanoslular tam kenti ortadan ikiye bölüyor. İki bölgede yapma kararı aldık. Hoş geldiniz bu arada. Buradaki konseptimiz bizim ulusal konsept. Yani bizim burada ulusal lezzetler, ulusal bahçeler, ulusal sanat ve zanaatçıların olduğu, işte ulusal fuarların yapıldığı, sanatkarların olduğu ama hep ulusal. Yani içeriden hem yerel hem ulusal. Türkiye'nin çeşitli illerinden de gelen ustalarımız var. 12.500 tane ağacımız var. 25.000'e yakın şey var. Sarmaşık ve çalı grubumuz var içeride alanda. Onun dışında tam ortada, şu anda o kepçenin dolmuş olduğu yerde bir zaten ana temamız olan Medeniyetler Bahçesi. Burası biliyorsunuz Hatay, bir medeniyetler şehri, bir medeniyetler kültür şehri. Dolayısıyla orada Helenistik dönemden, Paleolitik dönemden başlayıp ekonomi yaratıp bu ekonomiyi de tekrar içeride yatırıma dönüştürecek bir model arayışı içerisindeydik. Onu bulduk, Expo'da da bunu uluslararası vitrinde sağlama, yani göstermeniz gerekiyor. Ancak büyük oyuncular böyle organizasyonlara geliyorlar. Biz burada üreteceğiz ve bu büyük oyunculara üreticinin para kazanacağı bir konsiye bir proses, yani bir model oluşturduk. Onu da burada çalıştırmaya çalışacağız. Artık bunlar bizim olacak. Ve orada Expo döneminde ve Expo sonrasında atıyorum Gaziantep'in açmış olduğu mutfak orada kalacak. Yani aslında çocuk orada öğrenirken annesi de belki müzik dinleyecek işte. Türk halk müziği dinleyecek. Şu binamız sevilsinler diye açık bir alanda. Burası biliyorsunuz 2009 ay, 10 ay burada çok rahat dışarıda yaşam var. Bir de açık alan yaptık. Bir daha sonra anlatacağım başkanım. Şurada betonu dökülmüş bir alan var. Hatay'da böyle bir açık da vardı başkanım. Hatay Expo fuar alanını buradan kuş bakışı baktık. İnceledik. Gerekli bilgileri de arkadaşlardan aldık. Mükemmel bir yatırım olduğunu gördük. 220 dönüm bir alanın üzerinde ve gördüğümüz kadarıyla 2019'dan günümüze kadar da mükemmel bir yapılanma, ağaçlandırma ve mimari yapılmış, çevre düzenlemesi yapılmış ve aldığımız bilgilerde uluslararası bir yatırım olduğu ve fevkalade Hatay'ın zaten bütün Türkiye'nin değil bize göre dünyanın mozaiği olduğunu Hatay için söylüyoruz. Bu Hatay'ın daha da ufkunu açacaktır ve Hatay'ı dünyaya tanıtacaktır. Yani bu yatırımdan dolayı yani Hataylılar şanslı çünkü ben Avrupa fuarlarına da gittim ama ben burayı gördükten sonra Avrupa fuarlarını büyük diyordum. Avrupa fuarlarına büyük demek için Hatay Expo'yu görmek lazım. Bir an önce faaliyete geçmesi ve bu tip projelerin diğer illerimizde de, diğer bölgelerde de hayata geçirilmesi memleketimiz için, ülkemiz için çok kazançlı olacağı kanaatindeyim. Ve bunun dünyaya daha iyi bir şekilde tanıtılması gerekiyor. Ve bu da bu fuarların olacağı kanaatindeyim. Bu düşüncelerle emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu tesisi bu duruma gelmesinde tabii ki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'ın katkıları, emeği, düşünceleri çok büyük. Bundan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyoruz ve başarıları daim olsun. Bugün iki gündür Hatay'dayım ama Expo'yu duydum, yazılarını gördüm. Bu kadar büyük bir alanda olacağını tahmin etmiyordum. Çünkü 2016'daki Antalya'daki Expo'yu gezmiştim. Burada sadece bitkileri, ağaçların şekillenmesi falan değil, içinde bir sürü faaliyetler var. Ve içerisinden tekrar bir tarihin çıkması, onun gösterilmesi. Muhteşem bir emek var burada. İnşallah 1 Nisan'da bitecekmiş. Onun şimdi müjdesini aldık. Bittikten sonra da muhakkak Hatay'a geleceğim. Buradan Lütfü Başkanıma, emeklerine, ekibine teşekkür ediyorum. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanımız ve çok kıymetli
Türkiye'mizin birçok ilinden gelen muhtarlarımızı burada ağırlamanın gerçekten büyük bir onurunu yaşadık. Evet, expo alanımızı gezdik, dolaştık. Sağ olsun genel sekreter yardımcımız bize yapılan tüm çalışmaları anlattı. Tabii ki burada teşekkürün en büyüğünü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş'a etmeden geçemeyeceğim. Gerçekten baktığımız zaman Hatay'ın her noktasına ne gerekiyorsa hiçbir zaman yatırımını ve hizmetini eksik etmedi. Expo 2021'de hizmetlerin en büyüklerinden bir tanesi olsa gerek. Gerçekten burada hem Türkiye'yi hem dünyayı ağırlayacağımıza inanıyoruz 1 Nisan itibariyle. Tabii ki bu buradaki baktığımız birinci etap 220 dönümlük bir alan. 100 dönümlüğü de İskenderun ilçemizde tamamlanıyor. Bu da gerçekten Hatay'ımıza çok büyük bir renk tanıtım ve insanları gerçekten Hatay'a gelmesine büyük bir sebep olacaktır. Bundan dolayı ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Sekreterliğimiz ve tüm daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık.